Uzun süredir ülkemizdeki faaliyetlerini ara vermiş Oppo tekrardan Türkiye'ye geriye geldi ve ülkemizde Oppo Reno 11 F'yi satışa sundu arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım Oppo'nun yeni akıllı telefonu bizlere neler sunuyor. Şimdi hemen sizlerden kanalıma abone olmanızı, bu videoyu beğenip bu telefon hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bırakmanızı rica edeyim ve Oppo Reno 11 F'nin detaylarıyla devam edeyim ki bu telefonun gerçekten anlatılması gereken özel teknik detayları var. Telefonun artılarına baktığımız zaman bu cihazda hakikaten güzel bir malzeme kalitesi olduğunu sizlere söylemem lazım arkadaşlar. Arka tarafta özel bir tasarım yapılmış. IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıyla geldiğinde sizlerle paylaşmalıyım. Çok tasvip etmesem de suyun altında yaptığım testlerde gördüğünüz gibi bu akıllı telefon başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiğini bizlere göstermiş oldu. Toza da aynı seviyede dayanıklı olduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Bu seviyede bu detayların düşünülmüş olması bence oldukça değerli çünkü telefonda bir de Ultra Ses modu diye bir özellik var arkadaşlar. Bu özellik sayesinde telefonun sesi %300'e kadar arttırılabiliyor. Bu da tabii ki sizlere acil durumlarda ya da çok gürültülü ortamlarda hem daha iyi bir duyma olanağı sağlamış oluyor hem telefonun sesini de daha iyi duyduğunuz için bazı gelen şeyleri kaçırmamış oluyorsunuz. Multimedya tüketimi tarafında yaşanan sıkıntıların da önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu açıdan güzel bir özellik olduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Telefonda 6.7 inçlik bir ekran var arkadaşlar. Bu ekran paneline baktığımız zaman bizleri Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekran karşılıyor. Performansı gayet başarılı. 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. Bu panel gerçekten iyi bir deneyim sunmayı başarıyor mu derseniz başarıyor arkadaşlar. Çünkü 1100 nite varan bir parlaklık var bu akıllı telefonun ekranında. Hepsini bir kenara koyduğumuzda da gün ışığı altındaki deneyim oldukça başarılı olsa da HDR10 Plus desteğine de sahip olan bu ekran paneli hem oyunlarda hem de genel multimedya tüketimi anlamında sizleri üzmeyecek bir ekran paneli olmuş sevgili arkadaşlar. Son dönemde incelediğim cihazların birçoğu ekran anlamında çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. Oppo Reno 11 F'de bunlardan bir tanesi gerçekten. Ekran konusunu sanki artık bu telefon üreticileri bitiriyor gibi arkadaşlar. Yani orada böyle üst seviye bir segmente bu iş oturmaya başladı gibi ben hissetmeye başladım. En azından birçok telefon gayet iyi bir görüntü kalitesini, gayet iyi bir ekran deneyimini bizlerle buluşturabiliyor. Bu cihazda az önce söylediğim gibi o cihazlardan bir tanesi. Oppo Reno 11 F'de performans tarafına baktığımız zaman bizleri burada MediaTek'in bir işlemci modeli karşılıyor. Biliyorsunuz Dimensity serisi MediaTek için çok önemli bir işlemci serisi. Birçok modelde kullanılıyor. Aslında MediaTek'in burada tabularını da yıktığı bir işlemci serisi açık konuşmak gerekirse. Çünkü birçok problemin çözüldüğü bir işlemci serisiydi. 7050 var içerisinde bu cihazın. Dimensity 7050 ile geliyor. 6 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor. Yüksek güç, düşük bir pil tüketimini hedefliyor bu akıllı telefon. Dolayısıyla burada bu başarıyı sağlamak için de elinden geleni yapıyor işlemci tarafında. Onu söylemek lazım. İşlemci performansı orta seviyede diyebileceğim bir akıllı telefon. Oppo Reno 11 F. RAM olarak 8 GB'lık bir RAM kullanılmış. 8 GB'lık da bir sanal RAM içerisinde bulunuyor. 256 GB'lık bir depolaması var. Micro SD kartla bu telefonun hafızasını arttırmanız mümkün. Burada önemli bir artı var. Çok hoşuma gidiyor biliyorsunuz. Özellikle dikkat ediyorum buna inceleme videolarında, özellikle telefon inceleme videolarında. Hem micro SD kartı hem çift SIM kartı aynı anda bu akıllı telefonda kullanmanız mümkün oluyor. Bu da bence güzel bir detay diye düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. İşin yazılım tarafına baktığımız zaman Android 14 ve ColorOS 14 arayüzüyle geliyor. ColorOS'u gerçekten özlemişim. ColorOS güzel ve böyle basit diyebileceğim bir arayüz. Gerçekten Android arayüzleri arasında kullanışı çok güzel, bizlere sundukları çok güzel ve bir süredir de ne yazık ki kullanamıyordum. O yüzden özlediğim bir arayüz olduğu için telefon bana geldiğinden beri inanın elimden düşürmedim. Sürekli telefonu kurcalıyorum, yeni bir şey bulabilir miyim, yeni ne bulabilirim, yeni ne çıkartabilirim vesaire diye. Ve tabii test ettiğim için bir problem, sıkıntı varsa sizlere söyleyeyim diye. Hani genel olarak arayüz anlamında ve buradaki Android sürümü anlamında bu cihazda sizlerin canını sıkacak bir durum yok. Ben telefonu yaklaşık 15-20 gündür kullanıyorum. Hani bu süre zarfında telefona neredeyse 2 kere güncelleme de geldi. Hani güncelleme anlamında da kafanızda soru işaretleri varsa buradan onu da gidermiş olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu cihaz tabii fiyat seviyesindeki rakipleriyle karşılaştırdığım zaman benzer bir performansı bizlerle buluşturmayı başarıyor açıkçası arkadaşlar. Sizi performans anlamında yapacağınız günlük işlerde asla yarı yolda bırakmayacak bir akıllı telefon olmuş performans açısından değerlendirecek olursak. Ve tabii oyun testlerinde de ben biliyorsunuz her zaman PUBG ile oyun testi yapıyorum. Burada
destek denen en üst seviyedeki grafik ayarlarını seçmeye gayret ediyorum. Bu cihazda da yine aynı şekilde şu anda da gördüğünüz gibi zaten en yüksek desteklenen grafik ayarlarını seçip bir oyun oynaması yaptığımda bu oyun oynanması sırasında bir ısınma kaynaklı kasma, donma ya da cihazın kapanması, yeniden başlaması, efendime söyleyeyim ısınma yüzünden büyük problemler çıkarması gibi durumlarla kesinlikle karşılaşmadım. Sonuçlar bana göre desteklenen en üst seviyede oynadığım için bu net bir şekilde, rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Başarılıydı arkadaşlar. Zaten telefonun segmenti de belli. Bezeri sunmaya çalıştığı şeyler de belli. Burada kusursuz bir oyun deneyimi sunabiliyor mu? O önemli bence bana sorarsanız. Bunu da başarıyor. O yüzden bu anlamda geçer not almayı başardı mı? Evet başardı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kameralarına bakmak lazım Reno 11F'nin. Çünkü kamera diziliminde de özel bizler için burada yazılımsal anlamda özellikle desteklenmiş detaylar var. Onları da hemen sizlere aktarayım. Öncelikle kamera tasarımıyla başlayayım. Burada Reno tasarımları var biliyorsunuz Oppo'nun. Yani Reno'larda farklı bir tasarıma gidiyor Oppo. Genelde biraz daha arka taraftaki kamera bölümü büyük oluyor. Ve bu cihazda da yine eski Reno serilerindeki benzer tasarımı, yani o tasarım dilini aynı şekilde bu akıllı telefonda da kullanmışlar arkadaşlar. Bu açıdan tabii bu güzel bir detay. Çünkü hani bir dil var, markanın bir dili var ve o markanın dilinin devam ettirilmeye çalışıyor olması bence değerli diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. İşin ana kamera tarafına baktığımızda 64 megapiksellik f1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera burada bizi karşılıyor. Bu kamerada bir OIS desteği yok arkadaşlar. 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera yine cihazda var. Bu da 112 derecelik bir kamera. Oldukça güzel işleri ortaya koymaya çalışıyor. Ultra geniş açılı kameradaki bu 8 megapiksellik kamera f2.2 diyafram aralığına sahip ve ben biraz daha yüksek bir çözünürlükte olmasını beklerdim şahsen. Hani biraz daha burada 8'in üstüne çıkılsa çok daha tatlı olurdu diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro kameramız, yani 3. kameramız ise burada sosyal medyada güzel anlar biriktirebilmeniz için görevini yerine getiriyor diyebilirim sizlere. Kameraları özetleyecek olursam sizlere, kameralar güneşi altında, yani güzel bir ışık varsa eğer, gayet iyi bir sonucu sizlerle buluşturmayı başarıyor. Burada portre anlamında olsun, yakın çekimlerde olsun, ki birçok fotoğraf gördünüz zaten, hala da görüyorsunuz muhtemelen. Yani bence önemli bir problem yok. Netlemede özellikle önemli bir hata olmadığını, yapay zeka desteğinin gayet iyi çalıştığını, gece çekimlerinde de yine beklentimi karşılayacak seviyede sonuçları bizlerle buluşturduğunu sizlere aktarmalıyım sevgili arkadaşlar. Ancak tabii ki beklentiyi belli bir seviyede tutmak lazım bence. Çünkü bu telefonun segmenti ve sunmaya çalıştığı şeyler az çok belli arkadaşlar. Dolayısıyla burada beklentiyi farklı noktalara çekmek ya da cihazı tam anlayamamak, o segmenti tam olarak anlayamamak sizler için farklı sonuçları ortaya koyabilir. Ben kendimce bu telefonun vaat ettiği şeyleri yerine getirebildiğini düşünüyorum. Yaptığım testlerde ve aldığım sonuçlarda zaten sizlere de birçoğunu gösterdim. Bu bence güzel. Fotoğraflardaki detaylar gayet güzel. Fotoğraf çekmek keyifli bir hal alıyor. Bu akıllı telefonla ki kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafları burada yapay zeka özellikleriyle de farklı noktalara götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok da keyifli özellikler bunlar gerçekten. Gereksiz objeleri silme gibi akıllı özellikler, AI silgi dediğimiz özellikler de burada gerçekten çok güzel işleri bizlerle buluşturuyor. Portre konusunda gündüz yaptığım çekimlerde beni sonuçlar bayağı mutlu etti. Yapay zekadan bahsetmişken bu arada Clear Voice isimli bir özellik de bu cihazda var. Burada 40 desibele kadar olan sesleri dışarıdan hem kayda hem telefon görüşmesi sırasında engellemeye çalışıyor. Gayet iyi sonuçları da bizlerle buluşturuyor. Buradaki AI silgi özelliğinin özellikle çok güzel çalıştığını ve zor durumda kaldığınız durumlarda, özellikle işte bir insan falan çıktığında, istemediğiniz biri fotoğrafta gözüktüğünde vesaire, rahatlıkla yok edebileceğinizi gösteriyor ve çalışıyor. Gayet de güzel çalışıyor gerçekten. Bunu söylerken niye böyle gülümsedim biliyor musunuz? Yani biraz şimdi komik olacak ama hani istenmeyen insanları fotoğraftan kaldırmak kadar keşke kolay olsa hayatımızdan da çıkarmak bazı zamanlar. O geldi aklıma, öyle gülümseme suratımda belirdi. Anlamsız bir gülümsemeydi. O yüzden böyle yapay zeka özellikleri gerçekten biraz artık hayatımıza da entegre olmaya başladığı için insan artık farklı beklentiler içine girmeye başlıyormuş gerçekten. Kendi adıma şu an bunu fark ettim ben. Neyse, konuyu çok dağıtmadan telefonun video özellikleriyle devam edeyim sevgili arkadaşlar. Cihaz 4K 30 FPS çekim yapabiliyor. Tabii bu güzel bir detay. Ancak sonuçlar gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Burada 1080p 60 FPS'te çekimler yapabiliyorsunuz. Normal şartlarda video odaklı değil diyebileceğim bir akıllı telefon olmasına rağmen çıkan video sonuçları hiç de fena değil arkadaşlar. Zaten sizler de çekimleri görüyorsunuz. Ön kamera özel olarak tasarlanmış bir kamera arkadaşlar bu akıllı telefondaki. Bakın 32 megapiksellik bir f2.4 diyafram aralığına sahip bir kamera var. Hatta böyle sizlerle konuşurken bir portrede kendimi çekeyim şöyle. Hemen videoya koyarız bunu. Çıkan sonuç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani portre anlamında
anlamında benim saçlarım kıvırcık olduğu için genel anlamda böyle portre çekimlerde bu akıllı telefonlarda özellikle bu seviyedeki cihazlarda açık konuşmak gerekirse çok iyi böyle sonuçları alamayabiliyoruz. Yani benim saçlar kıvırcık olduğu için bu böyle oluyor ama Oppo Reno 11F'de az önce çektiğim fotoğrafı zaten gördünüz. Hani önemli bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum. Böyle saçımı keseceğim derken kulağımı falan yok eden modeller oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Özellikle ön kamera için bunu söylüyorum. Bu bence değerli sevgili arkadaşlar. Burada HDR gayet başarılı çalışıyor. Netlik seviyesi ön kamera sonuçları için benim beklentimin ötesinde kaldı. Bir tık da geniş açıya çekim yapabiliyorsunuz. Bu da oldukça keyifli. Yine arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da kayda değer bir problemle karşılaşmadığımı sizlerle paylaşmalıyım sevgili arkadaşlar. 5000 mAh'lik bir pil var cihazda. Bu güzel bir detay. Bu 5000 mAh'lik pil 67 Watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Kutusundan adaptörü çıkıyor. Standart bir kullanımda bir gün rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şarjın bittiği durumlarda da 20 dakikada %50-%60 bandına varan bir şarja ulaşmanız mümkün oluyor. Bu çok değerli bu arada. Onu söyleyeyim. Hızlı şarj bence en önemli şeylerden bir tanesi bu hayattaki ki bu telefonda da gayet hızlı bir stabil bir şarj olduğunu söylemem mümkün. Hem tüketim hem doldurma anlamında böyle sizlerle onu da paylaşmış olayım sevgili arkadaşlar. Tasarımı, deneyimi ve performansıyla tercih edilebilecek cihazlardan bir tanesi olan Oppo Reno 11F arkadaşlar 18.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle ülkemizde satışa çıkmış durumda. Her zaman olduğu gibi ben sizlerin düşüncesini bu telefon hakkında oldukça merak ediyorum. Lütfen bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.